Buyurun. Müslümanlar Darwinizm propagandasına alet olmamalılar. Şunu Kur'an'da yedim. Evrim diye bir şey yok. Böyle bir şey bahsedilmiyor. Alın ol demesiyle bir anda yaratılış hep bahsedilir. Bilgi eksikliği nedeniyle bilerek ya da bilmeyerek alet oluyor bazı insanlar bu şekilde. Hocam o tuzağa düşmemeli bir defa. Evrim teorisiyle din arasında bir uzlaşma yapmak zorunda değiliz. Sağlamaya çalışıyor insanlar bu şekilde. Öyle bir şey yok. Halbuki bilim aksine evrimi çürütüyor. Hiçbir delil yok. Evet, Allah evrimle yaratmış olabilir miydi? Yaratabilirdi. Ama yaratmamış. Çünkü yaratmış olsaydı bunun delillerini de yaratırdı. Ve biz bunu paleontolojik veriler olarak gördük. 450 milyon fosil var elimizde. Bunlar müzelerde tamam bir kısmı, çok az bir kısmı sergileniyor. Çoğunluğu saklanıyor. 450 milyon fosil bize bir anda varoluşu, Allah'ın bir anda yarattığının kesin kanıtları olarak varken kalkıp bunları göz ardı etmek asıl bağnazlık bu olur. İlahiyat hocalarımızın asıl bundan kaçınması gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın cinleri yarattığı, ol demesiyle yaratıyor. Allah tabii ki ateşten bir evrimde yaratmadan bahsetmiyor. Cennetteki huriler, gılmanlar, vildanlar, cennet eşyaları, cennet meyveleri, cennet hayvanları, melekler. Bunlar evrimde yaratılmamış. Allah'ın ol demesiyle yaratılmış. Ve insan, hocam şeyden bahsetti, Abdülaziz Bayındır. İşte anne rahmindeki şeyi balçığa benzetti. Hayır, böyle bir şey yok. Orada Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ilk insan olduğu zaten Allah tarafından anlatılıyor. Balçıktan şekillendirdiğini, sonra kendi ruhundan üflediğini çok detaylı olarak anlatıyor bize. Daha sonraki insanların ise Adem oğulları diye ifade edilir Kur'an-ı Kerim'de. Adem oğulları, yani atamız Adem'dir ve hepimiz de onun oğullarıyız şeklinde. Biz ise sonuçta bir damla su, yani meni diye tasvir edilir. Meni daha sonra rahimde gelişme aşamaları ve balçık diye bahsetti hocam. Balçık değildir, rahimdir. Burada gelişim safhaları çok detaylı olarak tarif edilir. Kur'an-ı Kerim'de 50 bin senelik bir bitkilerin geçmişi ya da böyle bir şey söz konusu yok. İnsanın yaratılışına kadar geçen bir süreden 50 bin yıl diye bir şey, böyle bir söz eden bir ayet-i kerime yok. Ayrıca şunu da hemen söylemek lazım. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah peygamberlerimizin mucizeleriyle nasıl yoktan var ettiğini gösteriyor. Bakın evrim teorisi aslına bakarsanız Darwinizm bir pagan dininden başka bir şey değil. Bakın. Firavun zamanında da Firavun ne diyordu? Diyordu ki ben diyordu işte canlılar diyordu Nil'in çamurlarından meydana çıkmıştır diyordu. Böylesine bağnaz eski bir din. Abdülaziz Bey'e çok hemen söz hakkı doğdu. Ve Hazreti Musa Firavun'un sarayına davet edildiğinde kanıtları göstermesini üzerine asasını atıyor Hazreti Muhammed, Hazreti Musa Aleyhisselam ve asası cansız madde bir anda canlı bir yılana dönüşü veriyor. Ve bu şekilde cansız maddenin Allah'ın ol demesini nasıl canlı maddeye dönüşünü gösteriyor. Peki. Aynı şekilde bakın, Hazreti İsa, Hazreti İsa yine peygamberlerimizden, Hazreti İsa Aleyhisselam da diyor ki ben çamurdan bir kuş oluştururum ve buna üflerim bir anda kuş olup uçar diye bu şekilde yine yoktan var etmeyi Allah'ın bir anda yarattığının bir örneğini Allah bize gösteriyor. Peki Abdülaziz Bey'e döneceğim ama önce...